Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu haftaki konuğum dermatoloji uzmanı Sayın Deniz Öztürk Kara. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Bugün günümüzde birçok kişinin problemi olan saç dökülmelerinden konuşacağız. İlk olarak saçlarımız neden dökülür isterseniz bunu söyleyerek başlayalım hocam. Evet. Aslında zaten dermatoloji polikliniğine başvuru sebeplerinden en çok karşılaştığımız hı hı. bir problem saç dökülmesi. Saç dökülmesini biz tedavi etmeden önce mutlaka sebeplerini araştırıyoruz. Çünkü saçlarımız tek bir nedenle dökülmeyebiliyor. Hı hı. En çok karşılaştığımız sebepler mevsimsel saç dökülmesi, ikinci genetik hormonal saç dökülmesi, üçüncü bazı kronik hastalıklarda da saçlarımız dökülebiliyor. Mesela tiroid hormon bozuklukları, hı hı. tiroidin az veya çok çalışması, şeker hastalığı gibi hastalıklarda da saçlarımız dökülebiliyor. Onun haricinde geçirilen enfeksiyon Mesela şu dönemde korona enfeksiyonundan sonra da belirgin bir saç kaybı yaşayan hastalar görmekteyiz. Bir de yanlış yapılan şeyler, uygulamalar mevcut. Hastalarımızın bir kısmı özellikle kapalı bayanlarda saçların çocukluktan itibaren gerilmeye bağlı traksiyonel alopesi dediğimiz alopesiler görmekteyiz. Hı hı. balerin topuzunda da aynı şekilde bu germeye bağlı saç dökülmesi görmekteyiz ve bu genellikle kalıcı olmakta. Onun haricinde ani geçirilen bir kazalardan sonra, ameliyatlardan sonra da saç dökülmesini görüyoruz. Özellikle obezite ameliyatı geçiriyor hasta. Sonrasında birkaç ay sonra saç dökülmesini görüyoruz. Ya da işte ani bir ameliyat geçiriyor, büyük bir ameliyat ondan sonra da görebiliyoruz. Bir de aşırı kilo alıp verme sonrası da yine saç dökülmelerini görmek. Hormonlarımız da etkiliyor değil mi? Aynen hormonal saç dökülmeyi de etkiliyor tabi. Peki hocam günde kaç tane saç dökülmesi normal bizim için? Aslında saçlarımız kendini yenileyen bir organımız. Hı hı. E, aynı tırnaklarımız gibi, derimiz gibi kendini yenileyen hı hı. bir organ. E, saçlarımızın dökülmesi kişiden kişiye göre değişir. Hı hı. Genellikle 50 ile 150 TL kadar normal kabul ediyoruz. Ama burada şunu vurgulamak gerekiyor. Mesela hasta diyor ki hocam benim gerçekten... Çok yoğun bir saç dökülmem var diyor. Eskiden 20-30 tel dökülürken şimdi 150 tel dökülmeye başladı. Bu bizim gerçekten önem vermemiz gereken bir konu. Ama bazı hasta geliyor hocam benim zaten saçlarım günde 150 tel dökülüyor. bunu ben alışkınım diyor. Gerçekten o hastada çok ani bir saç kaybı yaşamadığını görüyoruz. Burada önemli olan saçların yerine gelip gelmediği. Dökülen saçlar yerine gelmiyorsa biz burada e, hastayı ayrıntılı incelemek gerekiyor. Dermatoskopik olarak Hı -hı. muayenesini yapmak gerekiyor, tetkiklerini yapmak gerekiyor. E, çünkü biliyoruz ki biz dökülen saçlar yerine gelecek ama gelmediğinde asıl müdahale yapmak gerekiyor. Peki saç yenileme hızı nasıldır hocam? Saç telinin kaç yıl ömrü vardır? Bir ömrü var değil mi saç tellerimizin? Evet de. aslında e, saçlarımız 4 ila 8 yılda bir yenilenen Hı -hı. bir organımız. Hiç saçlarını kesmesen bile saçlarımız belli bir yerden sonra uzamadığını fark ederiz. Mesela hikayelerde bildiğimiz Rapunzel kahramanı aslında öyle bir kahraman yok. Çünkü hiç saçlarını kesmesen bile hastalar diyor ki hocam benim saçlarım belli bir yerden sonra uzamıyor. Zaten böyle olduğunu biz biliyoruz. Çünkü saçlar 8 yıl sonra yenileniyor tekrardan. Hı hı. Yani o boydan sonra uzamayacağını hastaya anlatmak Aynen gerekiyor. Hocam. Ee, o yüzden bizim burada önemli olan saçın seyrekliğinin başlaması, saç kaybının olması hı hı. incelmesi, eski kalınlığının yerine böyle seyrelmiş cansız nemini kaybetmiş saçları gördüğümüz zaman o zaman biz burada diyoruz bu saç yıpranmış, bu saçta bir sıkıntı başlamış nedenlerini araştırmaya o zaman başlıyoruz. Peki saç dökülmelerinin nedenlerini araştırırken hangi tetkikler istiyorsunuz hastalarınızdan hocam? Şimdi kliniğimize başvuran hastalarda öncelikle ben muayenesini yapıyorum. Ee, saçlarını dermatoskopik hı hı. olarak muayene ediyorum. Bu saç dökülmesi e, hormonal bir saç dökülmesi mi yoksa bazı saç hastalıklarında da görebiliyoruz. Hı hı. Mesela liken pilaris dediğimiz, diskoid tupus dediğimiz bazı saç kaybına hı hı. neden olan hastalıklarda da saç evet dökülmesi hocam. olabiliyor. O yüzden öncelikle muayenemizi yapmamız gerekiyor dermatoskopik olarak. Sonrasında da bazı tetkikleri istiyoruz. B12 vitamini, çinko, demir vitamini, ferritin folik asit, e, vitamin D, bir de bazı ölçemediğimiz vitaminler var. İşte biyotin, sistein, metiyonin, at kuyruğu, e, işte ginkgo biloba gibi bazı vitaminler var. Ölçemedi, ölçebildiğimiz bazı hormonlar da var. Tiroid hormon bozukluklarına mutlaka bakmak gerekiyor. Onlar da saç dökülmesi yapıyor. Evet, gerekiyor. az ya da çok çalışması saç dökülmesi yapabiliyor. Şeker hastalığı var mı? Bu, buna bakmak gerekiyor. Özellikle orta yaşlı hastalarımızda. Onun haricinde de gereken tetkikleri yaptıktan sonra tedavimize başlıyoruz. Peki hocam saçlarımızın döküldüğünü fark ettiğimizde ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle e, panik olmamamız gerekiyor. <laughs> Korkmamalıyız. E, korkmamamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki saçlarımız dökülebilir. Hı -hı. Mevsimsel saç dökülmelerini herkes yaşayabilir. E, tabii çok yoğun bir saç dökülmesi varsa, saç aralıklarımız açılmaya başlamışsa burada mutlaka bir dermatoloğa Hı -hı. başvurmamız gerekiyor. Peki hocam bir de erkek tipi saç dökülmeleri var değil mi? Bunlar nelerdir? Önleyebilir miyiz? Erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz kalıtsal bir saç dökülmesi aslında genetik bir saç dökülmesi özellikle hormon aktif dönemde hormonlarımızın aktif çalışmaya başladığı dönemde Önlerimizde mesela buralarda açıklıklar başlıyor, saçlarımız incelmeye başlıyor. Hastalar bize bunu şöyle anlatıyor: Hocam benim saçlarım buradaydı ama şimdi burada. Yani gerçekten resimlere baktığımızda hastalar bunu daha iyi anlıyor. Yani saç çizgisi geriye gitmeye başlıyor. Biz de muayenemizi yaptığımızda zaten saçların seyreldiğini, inceldiğini ve saç aralıklarının açıldığını görebiliyoruz. erkekte bir saç dökülmesi genetik bir saç dökülmesi olduğu için tedavisi de daha uzun süreli oluyor. Ya yani mevsimsel saç dökülmesi gibi ya da bazı hastalıklara bağlı saç dökülmesi gibi direkt kendini yenilemiyor. Burada tedavinin çok uzun süreceğini söylemek gerekiyor hastaya. Ve bu tedavinin belki hormonların aktif çalıştığı dönemde sürdürülmesi gerektiği de anlatıyoruz. Mevsimsel saç dökülmesi dediniz hocam biraz önce. Onlar nedir? Mevsimsel saç dökülmeleri yaşadığımız zaman tekrar saçlarımızı kazanabilir miyiz? Tabii. Mevsimsel saç dökülmesi, saçımız aslında büyüme fazları var saçımızın. Anegen, katagen, telegen dediğimiz büyüme fazlarımız var. Ee, saçlarımız büyüme fazından dökülme fazına geçtiğinde, hepsi aynı anda geçtiğinde dökülmeler yaşıyoruz. Bahsetmiştik saçlarımızın 4 ila 8 yıl ömrü var. Bu saçlarımız 8 yıl ömrünü tamamlanan saçlar, hepsi aynı anda yenilenmeye karar verdiğinde biz burada mevsimsel saç dökülmesi Hı -hı. yaşıyoruz. Hepsi aynı anda döngü başlıyor ve saç kaybı başlıyor burada. Ee, bu döngü kendi kendine tamamlanırsa saçlarımız açılmadan tamamlanırsa burada bir sıkıntı yok mevsimsel saç dökülmesinde. Ama bu mevsimsel saç dökülmesi bazı hastalarda hormonal saç dökülmesini uyarıyor, genetik saç dökülmesini uyarıyor. Hı hı. O zaman da çok ciddi saç kayıpları, işte saçlarda incelmeler, güçsüzlükler, kırılmalar yaşıyoruz. O zaman da hastayı mutlaka tedavi etmek gerekiyor. Bir bayan olarak bizler de yaşadık hocam hamilelik döneminde ve doğumdan sonra saç dökülmeleri oluyor. Peki bunların sebepleri neler? Şimdi hamilelikte 9 ay boyunca hastalar bana hep şöyle diyor. Hocam benim saçlarım 9 ay boyunca hiç dökülmedi. Aksine çoğaldı, kalınlaştı, çok gürleşti. Hı hı. Ama doğumdan 4 ay sonra bebek beni tanımaya başladıktan sonra benim saçlarım dökülmeye başladı. Bu bizim çok sık duyduğumuz bir şey. Zaten e, eski insanlarda demiş ki işte çocuk seni tanımaya başladığında evet saçların dökülmeye başlar. başlar. Bu ondan kaynaklanıyor. 4. aydan sonra e, yenilenen saçlar ya daha doğrusu hiç dökülmeyen saçlar birdenbire yenilenmeye başlıyor. Burada da o mevsimsel saç dökülmesi hı hı. gibi e, o döngü tamamen tamamlanıyor. Eğer bu saç dökülmesi, hormonal bir saç dökülmesini uyarırsa, yine çok ciddi saç kayıpları yaşanabiliyor. <laughs> Ama e, normalde böyle bir şey yaşanmazsa, tekrardan dökülen saçların yerine yeni saçlar geliyor. Saç kaybı yaşamadan hastalarımız tekrardan o döngüyü tamamlıyor. Saç dökülmesine erş, bir de saç kren dediğimiz bir hastalık var hocam. Saçımızın bazı yerlerinde dökülmeler oluyor. Evet. E, peki onların tedavisi nasıl oluyor? Şimdi saç kıran aslında vücudumuzun kendi kendine yaptığı bir hastalık, otoyümün dediğimiz bir hastalık, kendi saç hücrelerimize, kendi vücut hücrelerimiz gidip savaş açıyor hı hı. ve bu saç hücrelerini yok etmeye başlıyor. Burada bazen bu açılan savaş bazen vücut durduruyor, kalıcı olmadan çözümü, kalıcı olmadan hasta kurtulabiliyor. Bazen de gerçekten çok ciddi saç kayıplarıyla da sonlanabiliyor. Bunda da mutlaka sebepleri araştırmak gerekiyor. Triroid hormon bozukluğu var mı? Vitamin eksikliği var mı? ya da geçirilmiş bir kaza ameliyat bir stres faktörü hı hı. var mı? Bunları mutlaka araştırmak gerekiyor. Bazen çocuklarda sadece stres faktörlü olabiliyor ya da bazen sadece vitamin eksikliğine bağlı olabiliyor. Hı hı. İlk önce, bunu çok hastaları korkutmadan, ebeveynleri korkutmadan mutlaka tedavi edilebilecek bir hastalık olduğunu hastaya anlatmaya çalışıyoruz. Bazı hastalarda sadece bir krem yeterliyken bazı hastalarda iğneli enjeksiyon tedavileri ve bazı hastalarda da çok daha farklı ilaç tedavilerine gidebiliyor. Peki saç dökülmelerini tedavi ederken hangi uygulamalar yapıyorsunuz hocam? Nasıl tedaviler uyguluyorsunuz? Şimdi... İlk önce başında da söylediğimiz gibi mutlaka nedene yönelik tedavi hı hı. yapmak gerekiyor. Tek bir hastalıktan kaynaklanmıyor saç dökülmesi. Nedeni yönelik yaptığımız tedavilerden sonra saçı güçlendirmek için şu anda kliniğimizde saç PRP, saç mezoterapisi ya da kök hücre dediğimiz tedaviler uyguluyoruz. Hı hı. Bazen bunlara dermapenle, dermarolurlarla eklemeler yapıyoruz. Saç lazerleri uygulanabiliyor. Onun haricinde de... Saçımıza mutlaka biz e, güçlendirecek gıda takviyeleri veriyoruz. Ev bakım ürünleri veriyoruz. Hı hı. Çünkü sadece bizim uyguladığımız tedaviler yeterli olmayacağını düşünüyoruz. E, kombine hı tedavilerle hı. hastalarımızı evlerine gönderiyoruz. Birazdan da izleyeceğiz hocam sizin kliniğinizden görüntülerle PRP yöntemi mezoterapi izleyeceğiz. Peki PRP dediğimiz nedir? Biz bu PRP'yi kimler için uyguluyoruz hocam? PRP tedavisi... Son 10 yılda popüler haline gelen bir tedavi ama aslında bu çok eski bir tedavi yöntemi. Hı hı. PRP denilebiliyor, plateletten zengin plazma denilebiliyor. Hı hı. Kendi trombosit dediğimiz hücrelerimiz var. Bunlar bizim yaşam hücrelerimiz, kanamayı durduran hücrelerimiz. Hı hı. Aslında nerede bir hasar varsa oradaki hasarı durdurmaya çalışan ya da hücreyi yenileyen hücrelerimiz. E, trombositler normal bir kan hücresinde 200 ile 500 bin Hı -hı. arasında genellikle ortalama olarak 200 bin ile 300 bin arasında. E, biz bu PRP elde ettiğimizde yani kendi kanımızı alıp santroj ettiğimizde elde edilen PRP kitinde 1 milyona yakın trombosit elde ediyoruz. Bu 1 milyona yakın trombositle saç hücrelerini tekrardan uyarıyoruz. Hı -hı. saçı kalınlaştırabiliyor bu saç hücreleri. Tekrardan yerine e, yeni saç çıkmasını sağlayabiliyor Hı -hı. ve bu döngünün hızlanmasını sağlayabiliyor. Tabii ki e, herkes aynı sonuçları elde etmek mümkün değil ama birçok hastamızda da başarılı sonuçlar, Olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Peki hocam mezoterapi dediğimiz nedir ve PRP'den farkı var değil mi mezoterapinin? Evet. mezoterapide hazır vitamin, mineral, aminoasit dediğimiz saçımızın yapı taşı olan Vitaminlerimiz var dedik hı hı. mesela biyotin gibi keratin gibi sistein gibi vitaminler var. Bunların hazır olarak bazı hastalara göre kokteyller değişiyor tabii biz hı hı. hep aynı ürünleri kullanmıyoruz. Hastanın ihtiyacına göre vitaminleri, mineralleri, hormonları birleştirdikten sonra saç kök hücrelerine çok minik enjeksiyonlarla veriyoruz. Bu verdiğimiz bütün ilaçlarda zaten saça dağılan ilaçlar. Sadece öne yapsak bile arkaya da dağıldığını biliyoruz bu ilaçların. Bugün PRP işlemi yapacağız saç hücrelerini. Şu anda kanı aldık, PRP tüpümüze boşaltıyoruz. Hemen ondan sonra sentroloji işlemine başlayacağız santrifüj tamamlandıktan sonra da hastamıza uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Bu anda da alınan kanları tüpeye yerleştirdik ve bu tüpleri de şimdi santrifüj edeceğiz. Şimdi santrifüj işlemimiz başladı. Şimdi hastamızdan almış olduğumuz kanı ilk aşama olarak santrifüj ettik. Bu PRP hücrelerini ayrıştırdık. Şimdi bunların hepsini toplayacağız tek tükte. Tekrardan ayrıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi PRP işlemimizin öncesinde anestezi işlemimizi yapıyoruz. Bu işlem sonrasında konforlu bir şekilde işlemimizi tamamlamaktayız. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiğiniz saç ile ilgili programımızı kapatmadan önce seyircilerimiz için son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? saç dökülmesi şu anda en çok karşılaştığımız problemlerden birisi. Eskiden 40'lı yaşlarda fark edilen saç dökülmeleri şimdi 20'li yaşlara kadar gelmiş durumda. Eğer saç kaybı yaşıyorsak ve bu saç kaybı bizim normalden daha farklı bir durumdaysa ve saçlarımızın aralıkları açılmaya başlamışsa mutlaka dermatoloğa başvurmamız gerekiyor. Burada neden nedeni yönelik tedavi yapmak gerekiyor. Ezbere yönelik tedavi yapmamak gerekiyor. Ve e, tedavilerinde bir an önce olmayacağını hastaya anlattıktan sonra e, uygun bir şekilde tedavilerini yürütmekteyiz. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki geldiniz. Çok, Çok teşekkür sağ olun. ederim ben de. Değerli izleyicilerimiz bu haftada sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın, bizimle kalın.